Yüzdüm. Genellikle hepsinde bu tatlılık var. Kaşlar çok güzel, yüzü çok güzel, gözleri güzel. Bakış da çok anlamlı. Ben güzel yüzümü inşallah cennette de sonsuza kadar görürüm, sonsuza kadar arkadaş olurum. Çünkü hakikaten insan içini açan çok güzel bir varlık maşallah. Maşallah. Ben dünyalar güzelimi bir daha dinleyeyim. Akılsız erkek başa bela olur mu? Güzel yüzüm kızları çok yıldıran bir sistem o. Yani akılsız erkekler. Hemen hemen bütün kızların yangın olduğu bir konu. Ben konuştuğum hemen hemen her kız o beladan bir geçmiş. Yani akılsız erkek belasını mutlaka hissetmiş. Ve ruhunda da çok şiddetli bir travma meydana getirmiş. Yani kızlar da buna şahittir. Her kız konuşabilir. Lise, üniversite falan herkes bildiği bir konu. Akılsız erkek travması çok yaygın genç kızlarda. Hakikaten başlarına her yönünden bela alıyorlar. Bir kere sevgi konusunda çok sarsıyorlar çocukları. Sevgi konusunda sükutu hayale uğratıyorlar. Sevmeye korkacak hale getiriyorlar. Şimdi bu bir yönü ama asıl tehlike adam akılsız olunca kız diyor ki görüşmeyelim diyor eğer uygun görüyorsan diyor nezaketiyle hani ben uygun görmüyorum kendi açımdan. Takdir senin diyor sana saygı duyuyorum. Güzellikte ayrılalım diyor. Olur diyor. Gel diyor parka orada bir son defa görüşelim, konuşalım, olsun bitsin diyor. Geliyor adam ekmek bıçağıyla 70 yerinden, 75 yerinden bıçaklıyor. Manyak yani. O kadar çok ki böyle psikopat. Kızlar da, çocuklar da o yüzden çok yangınlar. En azından küfrediyor, hakaret ediyor, aşağılıyor kendi kafasınca. Kendini aşağılıyor ayrı mesele de. En çok da herhalde beraber çekilmiş fotoğraflarını kullanma eğiliminde oluyorlar. Yani onların ilişkiye girdiğini falan vurgulayarak ailesine, amcasına, dayısına falan o çocuğu mahcup edip açmada sokma yönünde. Bu tehdit sonucunda baş eğen de bayağı bir genç kız oluyordur tahmin ediyorum. Oluyor herhalde. Halbuki her seferinde rezil kepaze etmeleri lazım. Ailesi de birleşip getir resmi görelim diyeyim babası değil mi? Eve çağırsın. Amcası, dayısı ben. Hep beraber bir görelim dersin. Ondan sonrasını ben anlatmak istemiyorum. Ama yani yaptığına yapacağına 1.000 kere pişman etmek lazım. Yani o öyle olmaz, böyle olur gibisinden. Tabii kanunla, hukukla bunun hallolması gerekiyor. Dolayısıyla haklı benim güzel yüzlüm. Yani akılsız erkeklerden hanımlar çok çekiyorlar. İnce düşünemeyen, kas kafalı, küt bir de kendini çok akıllı zanneden, kompleksli, dengesiz, kaba, egoist, bencil, birçok ahmak var. Genç kızların başına esas şekilde bela oluyorlar. Çocukları da önce ilk başta anlamıyorlar. Biraz ilk başta daha kibar, daha bakımlı, daha dürüst davranıyorlar. Yani böyle sabırlı. Genç kızlar da aa diyor ne kadar sabırlı, aferin ne kadar iyi falan diyor. Halbuki o son haddini kullanmış oluyor o ana kadar. Birden kudurmuş köpek gibi saldırmaya ve çocuğu zor duruma sokacak bir hale gelmeye başlıyorlar. Çok dikkatli olması lazım genç kızların. Çok yani 30 kere tartmaları lazım. Gerçekten çok riskli bir çoğun. Yani Allah'tan korkmuyorsa, Allah'a karşı boyun eğici değilse, samimi anlamda dindar değilse, egoistlikten, bencillikten kurtulmamışsa, diğer yam değilse, merhameti ve şefkati yoksa, aman 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 sakın sakın. İşte kaşı şöyle gözü böyle falan. Yani maymunda da var bir şekil şemail. Aman ha öyle şeylere kanıp. Veya işte arabası var, evi var falan. Aman ha çok tehlikeli olur. Allah ezgesin. Yani akılsız bir insan en tehlikeli hayvandır. Yani bunu unutmamak lazım. Evet.